Arkadaşlar selam. Yeni bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Bu makyaj videosu bir sonraki videolarım için yapacağım makyaj olacak. Yani bu makyaj. Öyle özel bir makyaj yapmıyorum yine. Yani kamera açıkken yapmayı tercih ettim yine. Makyajımı sizlere fazladan bir videoda yükleyebilmek için. Öncelikle pudramı ve konsilerimi uyguladım. Kamera karşısına geçmeden önce hemen neler sürdüğümü göstereyim. Konsiler olarak biliyorsunuz hep balmın time balmını uyguluyordum. Ama bu sefer başka bir konsiler uyguladım. Time balm sürmek istemediğim bazı zamanlar değişiklik olsun diye bunu sürüyorum. Bunu ben Marcozy Box kutusuyla almıştım. Hatırlarsanız Marcozy Box bir kere denemek için almıştım. O kutuyla birlikte seçtiğim bir üründü. Bu Maybelline'in Dream Lumitouch Highlighting Concealer adlı şu concealer'ı alttan böyle çeviriyorsunuz. Şöyle bir fırçası var. Ucundan çıkıyor. Öyle uygulanıyor. Ben bu concealer'ı gerçekten çok sevdim. Zaten bunu seçmeden önce de yorumları okumuştum. Bütün yerli yabancı bloglarda çok beğenilen bir concealer olduğunu anlamıştım. Bendeki nur rengi var mıymış? Şu an adını göremedim ama tabii ki açık bir tonu var. Ben de bunun en sevdiğim özelliği de hani önce bir concealer sürerseniz pudra uygulamadan önce o concealer'ı birazcık böyle hani birikme yapar, onu yayarsınız ya. Bu hiçbir şekilde o birikmeyi yapmıyor. Bilmiyorum içeriğinde ne var ama çok hoşuma gitti. Time balm'da o oluyordu mesela, krem concealer olduğu için pudra uygulayacağım aşamaya gelince önce hani parmağımla şöyle düzleştiriyordum, o birikmeyi alıyordum. Ama bunda hiçbir şekilde o birikme olmadı pudra uygulamadan önce. Ve çok hafif ve güzel bir yapısı var, gayet güzel dağılıyor. Sanırım o birikme olmasının sebebi de sürdükten sonra hemen sabitlenmesi, çok da güzel bir baz olarak kullanılabilir bu arada, ben öyle düşünüyorum. Bunu tabii ki yine Eco Tools'un bu concealer fırçasıyla uyguladım. Üzerine de arkadaşlar yakın zamanda bitecek olan, hayatımda ilk kez pudra bitireceğim söylemiştim, Rimmel Stay Matte pudrayı uyguladım tüm cildime ve göz kapaklarıma. Bitmek üzere, hatta yedeğini de aldım. O kadar çok sevdim yani ben. Pudra bitirebildiğime göre bu pudrayı herkes bitirir diye düşünüyorum. Ben hayatım çünkü ilk kez pudra bitireceğim. Onu da bu AliExpress More fırça setindeki bu pudra fırçasıyla uyguladım. Bugün arkadaşlar kahve tonlarında bir göz makyajı seçtim. Dudaklarda daha doğal nude kalacak. Öyle düşündüm. Bunun için 3 tane far seçtim. 3 far uygulayacağım bu göz makyajı için. Ona göre de bir NYX'ten allık seçtim. Önce neyle başlayalım? Şu bir an kafam karıştı. Öncelikle Golden Rose'un alta baz olarak tüm göz kapağıma Golden Rose'un Silky Touch Pearl Eyeshadow'larından 126 numara diye uygulayacağım. Golden Rose'un bu tekli farlarını seviyorum. Fena değiller. Gayet yumuşak bir yapıları var. Renk verişleri de bana göre iyi. Tüm göz kapağıma şu top tonlarındaki sütlü kahve gri arası rengi uygulayacağım arkadaşlar. İlk önce bu arada ben bu videoyu, makyaj videolarımı biliyorsunuz kısaltıyordum. Hızlandıramadığım için aradan bazı bölümleri kesip atıyordum, uzayan. Hani mesela rimeli bir 8 dakika rimel sürüyormuşum. O bölümleri kısaltıyordum. Sadece başlangıçlarını gösteriyordum. Ürünleri anlattığım ve ürünleri sürdüğüm başlangıç kısımlarını gösterip geri kalanlarını kesip atıyordum. Hem videolar daha izlenebilir, kısalsın diye öyle yapıyordum. Hem de daha önce de söylemiştim, benim Windows Vista'da maalesef Movie Maker'ımda sorun var. Ben Movie Maker kullanamıyorum. Başka da bir editleme programı
yani bedava olan program bulamadım. Bayağı araştırdığım halde. O yüzden anca böyle keserek, biçerek kısaltıyordum videoları. Ama bazı arkadaşlar uzun video sevdiğini söylüyor. Bazı arkadaşlar kısa sevdiğini söylüyor. Açıkçası artık benim de kafam karıştı arkadaşlar. Çok uzun videoları tamam izlemeyi ben de seviyorum ama atlaya atlaya geçiyorum. Çoğu uzun videoyu atlaya atlaya geçiyorum hani. Kendi videolarımı da bile atlıyorum hani bazen. O yüzden hani tamam uzun video sevenler de var, kısa video sevenler de var ama ben de ne yapacağımı bilemedim. Yine böyle hani 10 en azından 12-15 dakika arasındaki videolarım daha izlenebilir olur diye düşünüyorum. Hani böyle yarım saat süren böyle konuştuğum videoları da seven arkadaşlar var. Bu videoyu o yüzden kesmeyeceğim. Böyle konuşup muhabbet ettiğimiz bir video olsun istedim. Böyle muhabbetli, konuşmalı video seven arkadaşlar için kesmiyorum bu videoyu da. Onlara gitsin bu video. Golden Rose'u tüm göz kapağımı uyguladım arkadaşlar. Şöyle çok tatlı bir sütlü kahve rengi var. Şimdi ne yapacağım? Yalnız ben bir şey unutmuşum. Ne unutmuşum ben? Hemen geliyorum. Karıştırma fırçamı unutmuşum. Geldim arkadaşlar. Gölgeli bir makyaj yapmaya çalışacağım. O yüzden karıştırma fırçamı aldım. The Balm'ın bu Crease Love and Happiness. Konuşamadım ya. Crease Love and Happiness fırçasını aldım. Çift taraflı. Onun bu ince kısmını kullanacağım. Bir de diğer bu karıştırma kısmı kalın olan var. O maalesef bana bayağı kalın geldiği için bu küçük ince olan karıştırma fırçasını tercih ediyorum. Farım ise bu arada bugün uygun fiyatlı farlardan ve yerli drugstore markalardan farlar seçmişim. Bir tanesi Golden Rose'un tekli farıydı. Şimdi kullanacağım far ise henüz bugün ilk defa kullanacağım. Rengine bayıldım. Ve son Catherine Harley alışverişimde indirimli olarak aldım. 4,80 liraya falan gelmişti ki müthiş performansı, pigmentasyonu var bu farların. Yine tavsiye ediyorum. Catherine Harley'nin bu Gold serisinden Singolo Eyeshine'lardan 106 numarayı hem gölge için hem de şu yan kısımlar için bu sütlü kahveyle bunun güzel bir kombin olacağını düşündüm. Bakalım göreceğiz. Çok güzel bir rengi ve pigmentasyonu var. Bunu öncelikle şöyle katlanma yerine uyguluyorum. Ve buralara da biraz. Aktarıyorum. Evet. Sanırım bu ikisi çok güzel bir kombin oldu. Renkler direkt cuk oturdu yani birbirini buldu. İyi düşünmüşüm. Bunları kombin yapmayı. Diğer tarafa da kaşında uyguluyorum. Bir de makyaj yaparken konuşunca insanın konsantresi bozulabiliyor. Onu da fark ettim arkadaşlar. Hani yanlış şeyler yapabiliyoruz. Makyaj videosu çeken arkadaşlarda da bazılarında oluyordur belki. Anlarsınız beni. Hani çoğu şeyde insan konuşarak bir şey yaparken konsantresi bozulup dalgınlıkla başka bir şey yapabiliyor. Başka bir şey sürebiliyor, alabiliyor eline ya da yanlış yere kayabiliyor eli. Yalnız bunların ben bu birlikteliği çok hoşuma gitti. Biraz şuraya da kaydırmak istiyorum bunu.
Biraz da böyle kahverengi, dumanlı bir makyaj olacak arkadaşlar. Evet. Azıcık daha ben şu Golden Rose farımdan alıp koyu bulduğum yerlere birazcık yumuşatma yapıyorum. İki taraf eşit olmadığı gibi geliyor ama şöyle bir görüntü oldu. Arkadaşlar, şimdi ne yapıyorum? Şimdi kaş altı aydınlatmamı ve göz panarı aydınlatmamı her zamanki Flormar'ın bu mat terakota M108 ile yapıyorum. Bu fara bayılıyorum zaten. Hep sizlere söylüyorum bu far hakkındaki düşüncelerimi. Bu arada arkadaşlar Ask FM açtım ya da Ask FM, Ask ya da Ask nasıl okursanız, İngilizce okursanız Ask diyeceksiniz tabi. Instagram'dan takip edenler biliyordur Ask FM açtığımı, duyurmuştum çünkü ne kadar oldu hatırlamıyorum, 2 hafta olmuş olabilir. Bu arada Bilgen'e özenmiştim ben Ask FM açmak için. Ama Bilgen bunaldığı için bazı sorulardan siyasi görüşlere, dini konulara giren saçma sapan insanlar olmuş. Çünkü bende de oluyor o tarz tipler. Bilgen o yüzden Ask FM'ini kapatmış bunlardan sıkıldığı için. Vav benim de yakındır. Öncelikle başlarda hoşuma gitti. Gayet eğlendim böyle ilk birkaç gün. Gayet sorular geldi, cevapladım. Ama bazı insanlar soru sormak, yani soru sormak sayfası olduğunu unutuyor bazı insanlar. Soru soracaksınız arkadaşlar. Boş boş atıp tutma sayfası değil orası. Tam eğlenmek için açtım, hani ciddi bir amaçla açmadım. Ama soru sorulsun, merak edilen şeyler varsa onları cevaplayayım, bilgilenin, öğrenin benim aklımda bir şeyler diye açtım. Ama bazı insanlar ne yapacağını şaşırmış, bazı densiz insanlar her yerde olduğu gibi. Tabii ben, benim karakterim bu tarz şeyleri takmayacak, gülüp geçecek bir karakter. Ama tabii herkes böyle olamaz, herkesin de bir sabrı da olabilir. Yani sadece sıkılmaya başladım, yani sinirlendiğimden, taktığımdan değil, gerçekten sıkılmaya başladım. Saçma sapan şeyler yazıyor bazı kişiler. Gereksiz gereksiz benim karakterime laf atanlar, yok duruşuma konuşmama laf atanlar, yok işte ben çok kompleksli, cool takılmaya çalışan bir insanmışım ben. Kendimi böyle farklı göstermeye çalışan bir insanmışım falan. Kompleksliymişim. Kendimi bir şey sanıyormuşum. Ki yani onlar beni tanımadan boş boş konuşuyor. Sonuçta şeyim de değil, kusura bakmayın ama beni tanıyan, gören, gerçek hayatta tanıyan insanların hepsi benim nasıl bir insan olduğumu nasıl da biliyor. O yüzden de hiç umurumda değil. Ben içim rahat. Ben de kendimi biliyorum. İstedikleri kadar konuşsunlar. Birkaç arkadaş, hatta birkaç kişi olmayabilir de aynı kişi de olabilir. Bazı kişiler hatta bayağı bir dadandı böyle iki gün boyunca. Ben de onlara gayet cevaplarımı verdim. Silip atmak da istemedim ki orada dursun, ibret olsun diğer kişilere. Kimse yani durduk yere bir insana sebep olmadan saldıramaz.
laf atamaz, karakteri hakkında konuşamaz. Beni tanımıyorsanız, beni gerçek hayatımda nasıl bir insanım, benim hakkımda hiçbir fikriniz yoksa oraya en ufak bir şey benim hakkımda yazamazsınız. Ben de her zaman buna cevabımı veririm. Küfür etmem, çok da kaba olmam ama cevabımı veririm. İsterseniz siz onu küfür olarak algılayın. Çünkü çoğu kişi bilir ki kibar bir şekilde, düzgün bir şekilde verilen cevaplar küfürden çok daha etkileyicidir. Benim de tarzım bu. İstediğin demekte, düşünmekte özgür ama karakter hakkında bir şeyler diyorsanız beni tanımadığınız halde o zaman işler değişir işte. Ben de cevabımı veririm, silmem. Yani orada rezil olan sizsiniz. Komik duruma düşen de sizsiniz. Benim de umurumda değil. O yüzden arkadaşlar saçma sapan soruya benzemeyen ya da garip sorular varsa onları siliyorum artık, yayınlamıyorum. Bir süre daha böyle bu eskefemi açık tutarım, daha sonra silerim belki. Çünkü vallahi sıkmaya başladı beni de artık. Adam gibi hani merak ettiğiniz şeyleri soracaksınız, gayet ben de adam gibi bir şekilde cevabımı veriyorum. Kibar da oluyorum herkese karşı. Hiçbir zaman ben YouTube'da bana yorum yapanlara, Instagram'da yazanlara kaba olmadım. Kimseye küfretmedim, kötü bir şekilde cevap vermedim, saygısız. Ama siz içinde saygısızlık içeren kelimeler kullanıyorsanız cümlelerinizde, sorularınızda, orada saygısız olan tabii ki sizsinizdir. Ben onlara bile, saygısız cümlelere, sorulara bile gayet saygımı koruyarak düzgün bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Ona rağmen hala bana saçma sapan şeyler diyen insanlar oluyor. Yok tersliyormuşum, yok nezaket gösterecekmişim insanlara. Bilmiyorum yani. Benim öyle kaba olduğum, şey bir insan olduğumu düşünüyorsanız da sizin sorununuz. Neyse, bu kadar. Yeter bu sıkkın konular. Farımı sürdüm arkadaşlar. Evet, göz pınarlarımı da aydınlattım. Ben çok beğendim kahve ve bu sütlü kahvenin uyumunu. Şimdi kalem olarak göz içime Essence'in Long Lasting kalemlerinden, bu çok sevdiğim, çok güzel, koyu acı bir kahve olan Hot Chocolate kullanacağım. Göz içime de siyah kalem sürmeyeceğim. Çok sert bir görüntü olmasın, kahverengiyle uyusun diye. Bu kahverengi kalemi siyah kalem kullanamayan, siyah kalemi çok sert, belirgin bulan arkadaşlara öneririm. Göz içinde de gayet rahat kullanılabiliyor. Siyah yerine koyu kahve kalemler seçebilirsiniz arkadaşlar. Yani videolarım, benim çekiş tarzım böyle. Ben böyle konuşuyorum. Arkadaş, kimse bana bir şey diyemez bu konuda. Ben yani gerçi kahkaha atan, çok lay lay lom neşeli çeken arkadaşlara bile yorum gelebiliyor. Sen niye böyle çekiyorsun kardeşim diye. Hayır, o öyle çeker, ben böyle çekerim. Ben öyle çeken arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Siz de duyacaksınız. Herkesin bir tarzı var. Çoğu arkadaş da bana göre, samimiyetine inandığım çoğu vlogger arkadaşım da videolarında nasılsa dışarıda da o şekildedir yani. Ben böyle düşünüyorum, buna inanıyorum. Tamam, ben videolarda belki daha durgun, sakin duruyor olabilirim. Belki dışarıda bu kadar değilimdir. Öyle olduğumu düşünüyorum çünkü de. O da hani odamda tek başıma kamera karşısında kimse olmadan video çekmemden kaynaklanıyordur. Belki her ne kadar rahat ve doğal davransam da sonuçta insan içindeki, dışarıdaki gibi bir etki verememiş olabilirim sizlere bu kadar zamandır. O açıdan tamam, doğru olabilirsiniz ama bunları da söylemenin bir yolu, yöntemi var arkadaşlar. Yani hiçbir zaman kırıcı, böyle sinir bozucu, kötü bir şekilde bunları dile getiremezsiniz. O zaman saygısızlığa giriyor bu konuşma tarzınız çünkü. Yok ne suratsızsın, içini bayıyorsun insanların, bilmem ne. Bu ne demek yani? İçini bayıyorsam bayıyorum, o zaman izleme ya. İçini bayıyorsam niye izliyorsun? Bu kadar basit. Yani.
O zaman hiç baymayan arkadaşları izle. İçin baya baya beni nasıl izlersin ve öyle terbiyesizce o yorumları nasıl yaparsınız ya? Onu söylemenin yolu yöntemi var. Bilmiyorsanız ben size öğreteyim. Onu kibar bir şekilde, insan gibi bir şekilde de yazabiliyorsunuz arkadaşlar. O tarz versiyonları da var o cümlelerin. Öyle yaz, tamam. Seni alnından öpeyim. Öyle yaz. Ben de güzel kibar bir şekilde canım diye sana cevabımı vereyim kibar bir şekilde söylersen. Ama böyle saygısız şekilde normal yazdığını sanıp saygısız cümleler kuranlara ters dediğim zaman, bir de düzgün bir şekilde ters dediğim zaman, bu sefer de ben ters demiş, ben kötü insan olmuş oluyorum. Siz çok süpersiniz, çok kibar, düzgün yazmışsınız. Ben kötü oluyorum bu sefer de. Neyse ya. Şimdi gözümün alt kısmına yine şerit olarak bu ketrenali kahverengi fardan geçeceğim. Arkadaşlar yine bir tane aplikatörle. Bir aplikatörü şu ince ucuyla geçeceğim. Bunun aynası var hatta. Minnacık görüyorsunuz. Çok tatlı bu tekli parlara minicik ayna yapmışlar. Bunu böyle şu şekilde bakın. Şurayı şerit olarak geçiyorum. Gözümün altına ben eskiden kalem çekerdim koyu renk. Ama o koyu renk çektiğim kalemlerin gözlerimi böyle garip gösterdiğini fark ettim. Bir de o kalemlerin ben ayarını yapamıyordum fazla. Yayılıyordu falan, kirli gösteriyordu gözaltımı. O yüzden artık koyu renk göz farları geçiyorum böyle. Gözümün altına o koyu renk kalem yerine koyu renk göz farı sürmüş oluyorum. Bence daha buğulu böyle smoky, daha gizemli ve daha düzgün bir görüntü oluyor bana kalırsa. Bu arada arkadaşlar bu far cidden müthiş bir far. Catherine'in sitesine girin. Bu Gold serisi tekli farlara bir bakın. Matları da var, sedefleri de var. Ama bu 106 numara müthiş bir kahverengi, böyle koyu ve böyle metalik sedefli kahveleri seviyorsanız smoky aylarda ya. Ama kro konuştum. Smoky makyajlarda kullanmayı seviyorsanız kahve tonları, bu 106 numaraya bir bakın. Gold serisi Catherine Arley. Müthiş bir renk arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Ben buna aşık oldum. Bayıldım. Ben bugün biraz gölgeli karışık bir makyaj yaptım. Ama tüm göz kapalıma uygulayıp kaşaltıp aydınlatıp da bu farı kesinlikle kullanacağım. Şimdi gördüğünüz gibi göz altlarıma sürdüm farı. Onu şu şekilde yayıyorum. Öyle bırakmıyorum tabii. Bu aplikatör çok güzelmiş bu arada. Ben düz aplikatör kullanıyordum. En son şöyle bir tarafı ince bir tarafı kalın böyle elastik gibi bir aplikatör aldım. İki paket almıştım. İyi ki de almışım. Bitince tekrar alabilirim. Çünkü bu ince tarafı direkt böyle göz altına far uygulamak için çok idealmiş. Çok beğendim. Evet arkadaşlar. Yalnız şu göz altıma bu farı biraz fazla sürmüş olabilirim. Ben bazen ayarlayamıyorum ayarını. Yani bu muhabbetli konuşmalı videoları seven arkadaşların hoşuna gitmiştir bu video herhalde. Çünkü çoğu arkadaş değişik düşünüyor yani. Uzun video seven oluyor, sevmeyen oluyor. Şimdi rimel kısmında kesebilirim arkadaşlar bazı bölümleri. Rimelim sürüşüm 7-8 dakika sürüyor. Ben kendimden sıkılıyorum, öyle diyeyim size. Göz makyajımı bitirdim. Bence çok hoş ve buğulu bir kahverengi makyajı oldu. Rimelim de arkadaşlar Maybelline'in One Rimeli. Bunu Instagram makyaj fotoğraflarımda çok merak eden, soran ve beğenen arkadaşlar oluyor.
Bu Van Bayvan'ın bir satin bilek olanı var sonradan çıkan, bir de normal olanı var. Ben ikisini de kullandım. İkisinin birbirinden pek bir farkı yok. İkisi de aynı özellikteler. Ve en sevdiğim özellikleri de iki katta çok güzel uzatması. Ve hiçbir şekilde kirpikleri yapıştırmıyor böyle doğal olarak. Tarayarak ayır konuşamadım, heyecanlandım. Tarayarak ayırarak uzatıyor. Yani yapıştırıp topaklanma yapmıyor. Ayrıca çıkarması da kolay oluyor. Roket rimel gerçekten biraz zorluyor mesela çıkarırken. Ama bunu çıkarması daha kolay olduğu için roketi her ne kadar çok sevdiğim halde roket yerine bunu kullanıyorum. Çıkarırken daha kolay oluyor diye. Ama rokette daha dolgunluk veriyor, dediğim gibi hep söylüyorum. Bunda pek dolgunluk yok. Bunun ayırıp kirpikleri tarayıp uzatma özelliği çok güzel. Roket daha böyle dolgunluk vererek uzatıyor. Ve takma kirpik etkisi yaratıyor biraz. Ama yine bunda da iki katta ben kaşları şöyle gözlerimi iyice açtığımda, yukarı doğru baktığımda kaşıma kadar uzandığını görüyorum onun uzatmasını. Arkadaşlar, göz makyajımı bitirdim. İki kat rimelimi sürdüm. Şu şekilde bir makyaj oldu. Kirpiklerimi yine çok güzel uzattım. Bunun verdiği doğallığı ve ayrıklığı çok seviyorum. Şimdi sıra geldi aldığımıza. En son aldıkları şu kaldı. Ağlık olarak bayağıdır sürmediğim bu kahverengi makyaja iyi uyacağını düşündüğüm NYX'in Chocolate Mousse adlı aldığını uygulayacağım. Yine bu AliExpress'ten aldığım Morphogenic setimdeki pardon, şöyle bir renk arkadaşlar. Çok tatlı sütlü kahve gibi bir rengi var. Yalnız çok doğal ve belirsiz bir renk bu. O yüzden beyaz tenlere daha uygun bir renk. Yani bayağı bir uygulamak gerekebiliyor. Gördüğünüz gibi gayet doğal, çok hafif renk veren çok güzel bir allık. Ben bunu bir zamanlar bayağı kullanıyordum. Şimdi geldi ruja. Tabii ki bu bol dumanlı kahve tonlu makyaja en çok hangi renk gider? Benim aşkım L'Oreal Caresse Seductive Beige'im gider. Hemen rujumu da uyguluyorum. Ben kahve tonundaki göz makyajlarıyla bu ruju acayip yakıştırıyorum. Bence çok güzel uyuyor. Çünkü benim biraz uyum takıntım var. Bazen söylerim size. Renklerin mutlaka uyması gerekiyor. Öbür türlü gözüme hoş gelmiyor çünkü. Rujumu da uyguladım. Böyle bir makyaj oldu arkadaşlar. Ben çok sevdim. Uzun zamandır kahve tonlu makyaj yapmamıştım. Özellikle Catherine Arlen'in şu farının performansına aşık oldum. Normalde bu farlar 9 lira sanırım ama 9 lira da bence değer, yani bir deneyin. Ben indirimde 4.80'e aldım. Müthiş bir pigmentasyon var farda ve tozutmada pek göremedim açıkçası. Çok güzel. Daha farklı, çok değişik renkler var. Özellikle çok güzel saks koyu bir mavi ve çok güzel mürdüm bordomsu bir rengi var. O ikisi bende var zaten. Önceden gösterdim, hatırlarsınız. Çok konuştum. Uzun video seven arkadaşlar çok mutlu olacak. Videoda böyle oldu. Makyajım bu şekilde. Umarım sevdiğiniz bir, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza da çok teşekkür ediyorum. Beni olduğum gibi kabul eden herkesi çok seviyorum ve hepsini de öpüyorum. Diğerleri hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Gerçekten takmıyorum. Takmıyor gibi ya da cool görünmeye çalışmam gibi bir çabam yok.
olamaz çünkü ben öyle bir insan değilim. Başka videolarda görüşmek üzere.